saati kar gibi gecenin. Normalinden yüklü ağırlığı her hecenin. Garantisi yok bir sonraki nefesin. Bir kin yemlenir yaşattıkları için. Nerede şimdi? Gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde. Herkes bir gün batacak kelele güneşle. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü git dinlendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. Parçaladı fırçalarını kırıyor. Sevgisi nefretine takılıyor. Dikenli teller üzerine batıveriyor. Dışarıda bir hayat var neden içimde ölüm. Belki yeni bir çare içimdeki ölümü öldürür. Ve bir kabuslu uyku belki mutlulukla bölünür. Okyanustur hayat büyük dalgalar ummadığında görünür. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumrukların. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü git dinlendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net.
nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutma beni. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutma beni. Bitmek bilmez kapkarandık geceler boyunca. Unutma beni, unutma beni. Ayrılık acısını kalbinde duyunca. Unutma beni. Öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutma beni, unutma beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutma beni, unutma beni. Unutmaya çalışırken, sen de korumasız toprakları koru, kadınların ve çocukların önünde asla tükürme. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island. Kaybedenler Kulübü sunar. Kaybedenler Kulübü. Yumuk yumuk gözlerin altına yerleştim. Sensizim diyenlere güven biraz. Ah aşkın yanından ben de geçtim. Sevmedim diyen herkes sürgündür naz. Beni seçtiğin bu yerde tebessüm var genç yüzlerde. Beni seçtiğin bu yerde dolaştım gaf. Canım aşkımın telaşını yüzünde. Silmez mazi gülüm anıları candan gelince. Sensizim diyenlere güven biraz.
Abuk subuk insanlarla abuk subuk ilişkiler kurup sonra oradan çıkan sonuçların sorumlusu olarak beni gösteremezsiniz abiciğim. Yani ben bile bir yere kadar bir şeylerden sorumlu tutulabilirim. Demre'de Klaus diye bir arkadaşım vardı. Senden iyi olmasın. Saçlı, ak sakallı. Daha sonra biz ona Aziz Klaus dedik. Kırmızı şey giyerdi, çorap. Onunla bile benim bu konularda tartışmışlığım vardır. Gırtlak kanserinden ölen Klaus mu? Evet. O zamanlar adı kanser değildi. Bu benim söylediğim şeyden sonra, Musa'dan sonra 300'ler. O gaydi, gay. Gay. Bayağı toptu yani. Ne? Topal, Mehmet Topal. Mehmet Topal. Cavit şey, Cavit her gün. Her gün. Cavit her gün. Bir şey, sen neden bahsediyordun? Konu neydi? Kime? Ben kaçırmışım biraz. Kime? Çok affedersin, biraz barbunyayı kaçırmışım. Fazla mı kaçırmışsın? Biraz fazla. Ya fazla da kaçırmadım ama barbunya... Belki barbunyanın kendisi fazlaydı. Barbunya şey olmuş, başka bir boyuta geçmiş. Barbunyağıdır o. Barbunya. Barbunya. Evet. Biraz barbunya. Evet. Bandım. Ne? O yüzden... bende şeker var. Senden iyi olmaz. Nereye? Her yere, her yöne. Hı hı. Her yöne serbest yani. Hı hı. Öyle de derler. Şeker gibi adamsın derler. İstanbul kart geçiyor mu sizde? Kaç gibi? Saat kaç gibi? Yani erken saatlerde. Erken saatlerde geçmez. Bizim. Öğlenden önce. Bizde akşam ezanından sonra şey oldu. Geçen gün? Yatsıdan sonra da indirimdi zaten. Ha. Tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Geçen gün, ya daha doğrusu geçen gece bir arkadaşım bir şey üzerine deal edeceğiz. Hı-hı. Sen de Akbil geçiyor mu dedi. Hı-hı. Bak dedim Filiz. Pardon bir, bak dedim Ark kardeşim. Hı-hı. Akbil dedim kalktı dedim şeyden. Ben de artık İstanbul kart geçiyor dedim. Hı hı. Özellikle dedim, gecenin bu saatlerinden sonra sadece İstanbul kartla çalışıyorum ben dedim. İleri yani, geri. Tabii, dokunmatik tuşesi var. Tuşesi var yani. Başka bir şey. Ya, metalin metale değmesiyle tenin tene değmesini kim şey yapabilir ki? Senin dinin imanın para olmuş dedim ona. Çok şükür deseydin. Bana yani. Benim gibi çok şükür dedim. Şükür dedim. Çok şükür dedim. Faizsiz mi kardeşim? Faizsiz. Yani mesele yok o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Get away. Get a good job with.
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü Pazar Nöbetçi Nüsası'nı dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Caydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece önümüzdeki 100 dakikayı Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayında geçireceğiz. Çok hoş bir hava var. Gerçekten öyle. Yumuk yumuk böyle yapış yapış bir o var senin gözlerin gibi. Çok teşekkür ederim. Nazmiciğim, abi. Çok naziksin. Çok yani çok şeyim ben de. Evet öyle gördüm seni öyle gördüm. Mütehassırım. Mütehassırsın maşallah. Dinleyenler Kaybedenler Kulübü pazartesi gecesi Nüşrası'nda sizlerle birlikteyiz. Daha dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı. Biraz önce daha dostum Mete Avunduk'un dediği gibi yaklaşık 100 dakika kadar burada sizlerle birlikte olacağız ve Vedat Reis'in, Nimör Reis açız! Bizi arayıp gelin kardeşim sizi bir tandıra götüreyim, gelin kardeşim sizi bir köfteye götüreyim demesini bekleyeceğiz. Bu umutla buradayız biz. Evet. Bu heyecanla buradayız. Ve burada tutan çok fazla şey yok mesela. Yani beni burada tutan nedir? Yani bu heyecan bu şey nerede? Buradan geliyor. Birkaç şey daha var tabii. Bunun yanında hani deseler sayabileceğim belki. Mesela? Birkaç şey. Çok önemli değil. Ya isimlerini söylemek istemiyorsan kod adıyla ver. Estağfurullah. Bizim içimiz dışımız bir kardeşimiz. Şeffaf bir şeyiz. Müessesiz. Bugün bize ulaşmak için KK yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 79-79'a bir mesaj göndermeniz yeterli olacak canlı yayına katılmanız için. Bu arada sonu 21'de biten bir telefon numarasından bizi arayıp Sonay, Sonar, Rona, Gülbahar, Güldesti, Gülperen, Necmi Gül, Nuriye, Nurgül, Solmaz Gül gibi mahlaslarla bizi arayan, bize SMS gönderen değerli dinleyenimiz. Bundan sonra size Gül diyeceğiz. Kısaca. 21 Gül. 21 Gül. Sizi arayamıyor Haydır çünkü maalesef aşağı yukarı son 37 yıldır bu şey hücre teknolojisi ne zaman geliştirmiştik biz? Geçen seneden beri bu dilimizde tüy bitti. Sizi geri arayabilmek için gizli ya da bilinmeyen numara aramalarına mobilinizin yani cep telefonunuzun evet, açık olması lazım. Açık olması gerekiyor. Bu küçük notu da ilettikten sonra bugünkü konularımızı istersen şey yapalım. Bugün mümkün olduğunca konuların etrafında dağılmadan mümkün olduğunca konularımıza odaklı bir seyir izlersek bir format izlersek Öcürcüm çok memnun olacağım ben. Çok yorgunum, tansiyon hastasıyım ben. Tabii yani bugün Cavidim 24 mahlaslı dinleyicimizin bize
cavidi24@gmail.com Mahsas dinleyicimizin bize gönderdiği 3 konuyu tercih ettik nöbetçi olduğumuz için. Onlar da sırasıyla hayat, kadınlar ve aşk idi. Açıkçası ben en başta çok etkilendim. Yani hayattan, kadınlardan, bazen kadınlardan, aşktan çok etkilenmem ben. Ya aşktan etkilenmemek üzere aldığım bir iksir var benim Brezilya'dan. O yüzden etkilenmiyorum. Aşksız yapabiliyorum ben her şeyi. Fitil herhalde. Fitil. Anladım. Jel. Jel. Çok memnunum. İstersen sana da verebilirim bir şey. Yok, ben yıllar önce aldırdım o şeyi zaten. Komple mi? Komple. Dolayısıyla aşk denilen şeyden çok etkilenmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz aşk yerine? Ne koydunuz yani? Pompa bizde. İyi, çalışıyor mu? Çalışıyor yani çok şükür. Kör topal. Tabii eski teknoloji bizimki. Analog mu sistem? Analog. Dolayısıyla... Hayır, halinde şey yaşar. Neydi? Anneannemin bir şeyi vardı, şimdi hatırlayamadım. Evet, Kaybeden Kulübü Standart FM'de canlı yayında. Bu gece bize ulaşmak için bir SMS göndermeniz yeterli. Saygıdeğer dinleyenler, bu SMS'e KK yazıp, lütfen boşluktan sonra adınızı da ekleyerek 7979'a göndeririz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Thank you.
yarını güzel kur. FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum, Kaan Çaydan ve ben Mete Avunduk. Önümüzdeki 90 dakikayı Merkez Stüdyo'da canlı yayında tamamlayacağız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağız. Gece boyunca bize bir SMS ulaşabilirsiniz. Bunun burada için bir yanlış anlaşılma falan yok değil mi? Yani hayat, kadınlar ve aşk diyorsun sen. Yanlış okumuyorsun değil mi? Hayat kadınları ve aşk olmasın. Hayat kadınlarına aşık olmayasın mı? Aman yani. Maazallah. Ben. Ya sen şu benim tipime bir baksana. Baktım. Neye benziyor? İşte yani o yüzden bir aklıma geçti demek ki. Yani bir, böyle bir his verdim bir an demek ki. İşte bu tehdit bak. Bu hoşuma gitmedi. Demek ki benim durumum iyi değil. Ben de zaten gidip gelmeler başladı. Var epeydir var. Epeydir var da yüzüne karşı söyleyeyim. Dolayısıyla ben yarın benim bir doktor arkadaşım var, ona görüneyim. Bence doktor arkadaşına falan görünme, sen direkt berbere git. Ha, berbere gideyim. Hı-hı. Tamam. İyi gelir yani, şey yapar. Bayan berberine mi gideyim, normal şey mi? Fark etmez, önce erkek berberine git. Çünkü bir bayan berber arkadaşım var, epeydir görmedim, çok özledim. Sen önce bir erkek berberine git. Ondan sonra da onu bir şey ziyarete git. İstersen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Dost acı söyler. İyi geceler sayın dinleyen. İyi geceler. Geldi kardeşim, geldi. Geldim, afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok şükür. Bugün de şeyini, boğazını bir burkup hafifçe bir şey yaptık. Yalnız üzerinde EE yazan bir şey vardı. Onu bir anda elim değdi benim, sonra pıt diye bıraktım onu. Ben de dedim yani lan, ne yapacaktık ki dedim. Şey yaptım. Sonra yani. Bir yudum alıp geri tükürdün değil mi? İçine. En iyisini yap. Ben mesela o fermantasyona hiç karşı değilim ben. Tabii ki, tabii ki. Yani fermantasyon zaten sonuç itibariyle mesela yoğurt orman bakterisiyle fermente olur. Yani bir sütü, yeni sağılmış bir sütü mümkünse kil, değilse ahşap bir kapta, evet, ormanın ortasına bırakın. Yani bir domuz, çakal, benzeri bir hayvancağız gelip içmezse onu, evet, sabaha yoğurt olur. Yoğurt olur, doğru. Biz Afrika'da ya, çoğunlukla da yağmur ormanlarında çekmece. Evet. Uzun araştırma gezilerinde bulunduk Mete'yle ama hiç aynı bölgede bulunmadık neyse ki. Fakat paralel araştırmalar yürüttük. Yani ben yağmur ormanlarındayken Mete Pasifik kıyılarındaydı. Evet, yıllarca görüşemediğimiz de oldu yıllarca. Evet, telefaks yoluyla görüşüyorduk o yıllarda. Evet. Teknoloji bu kadar da ileri değildi. Yağmur ormanlarında bir kabilenin yaptığı çok leziz bir içki vardır. Ben Mete'ye de göndermiştim telefaks yoluyla. O içkiden. Yok, onu gemiyle göndermiştin. Evet. Hı-hı. Geminin ismi telefaks'tı zaten. Telefaks'la göndermiştim. Hı-hı. Telefax 3. Telefax 3. Sister ship'tir onlar. 4 tane. Onun sonra jilet yaptık ondan. İkisini jilet yaptık. Biri duruyor oradan şeyin önünde. Ondan evin önünde bağlı. Çektik, oraya çektik. Senin evin önünde baya derin değil mi? Epey derin. Evet. Epey. Ne yaptın sen? Neyse. Yani bir kazanın içerisine çok miktarda bizim
fil meyvesi dediğimiz bir tür muşmulamsı bir meyve vardır. Ağaçtan dökülür o. Evet, ondan doldurup sonra bütün kabile etrafında dönerek içine tükürdük. Hı hı. Bir hafif bir taşım kaynadı. Sonra serinlemeye bırakıldı o. İki gün boyunca köpürdü. Köpüren kısmı aldık. Ondan sonra da zaten ondan büyük para yaptık. Bir sonra şişeyi falan sattık ya onu fil şeysi diye. Ya o zamanlar tabi drug dealer dediğimiz şeylerden de bugünkü anlamda yoktu. Dolayısıyla doğal taşımacılık dediğimiz bizim aslında ticaretin ilk örneklerinden de sayılıyoruz biz. Yani çok şeyi ilk önce biz yapmışız. Ama yani ölümsüz olmak da zor. Yani. İşte geçen gece bir arkadaşım lafını yaptım. Onu hiç unutmam. Bu lafı hiç unutmam. Geçen gece bir arkadaşım bunu ilk defa sen yapıyorsun bana dedi. Ya inanmayacaksın. Geçen gün benim başıma da böyle bir şey geldi. Bu ne ya dedi. Yeni bir şey mi dedi. Yavrum dedim yani. Bunu söyleyeceğin en son kişi. Fosforlu girdap mı yaptın? En son kişi benim herhalde dedim. Estağfurullah. Herkese yapmam onu. Yani burada... Ne çekmece. Yani biraz daha fermante edelim diye ninkini ve bir ağzımızda döndürüp şeye geri bıraktık. O iyice bir kıvamlanacak. Bence mükemmel bir sonuca ulaşacağız. Bence de. Modelinde. Hiç şüphem yok yani. Kesene bereket. Eyvallah, siz daha iyisini bilirsiniz. Sağ olasın kardeşim, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bir Ferdi Özbeğen bizim hikayemiz çalmazsanız çok memnun oluruz. Hay, eyvallah. Bir an önce çalarız. Sevgiler, saygılar. Eyvallah. Buradayız. Eyvallah. Bir başka dinleyenimiz var. O da merhaba diyelim. İyi geceler sayın dinleyen. Ankara'dan iyi akşamlar abi. Nasılsınız? Orada henüz gece olmadı mı? Ankara'da mı? Ankara'da daha gece olmadı. Yapamadık geceyi. Kurtuluşsan mısın? Benim abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Abisi kardeşim sen nerelerdesin? Abi uzaktan dinliyorum ya. Sessiz. Eyvallah. Her şey yolunda benim mı? Lan. Her şey yolunda mı? Allah'a şükür her şey yolunda. Bir haftaya kadar uzun bir süreliğine Ankara'yı İstanbul'a taşıyacağım. Bir 2-2,5 aylığına. Oo, uzunmuş. Uzun. Yalnızlığımızı atmaya geleceğiz de yalnızlığımızı atacağımız adam da pilot ya. Olmadı bu. olmaz. Sıkıntı yani. Tercihleri gözden geçirmek lazım. Büyük sıkıntı. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Kendisi de söyledi. Gel diyor. İyi muhabbet ederiz. Hoş sohbet geçiririz diyor da. Yok dedim. Hikaye seninle geçmez. Siz ne yapıyorsunuz abi? Keyifler nasıl? Çok şükür. İyiyiz kardeşim. Bugün hayırdır erkencisiniz? Kim öyle ha? Bir erkenden şey yapamadık. Pazartesi değil mi bugün? Pazartesi nüshası. Pazartesi değil mi bugün kardeşim? Biz akşamcıyız. Vallahi ben cumartesi diye biliyordum bugün. Yok bugün pazartesi. Sen yani bizi yemedilerse sen, pazartesi bugün. Sen karıştırıyorsun kardeşim. Sen bak Ankara yaramıyor. Gel sen gel. Pilot ben iyidir. Geleyim. Pilot iyidir. Deniz havası iyi gelir bana. Evet, bugün pazartesi. Eyvallah Kurtuluş. Görüşürüz. İyi akşamlar abi. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Evet. Yani bu şey mevzusuna dönecek olursak ağız yoluyla fermantasyon yaptığım arkadaş mesela şeyden çok memnun kaldı. Fermantasyonda. Yani genel işlem. Prosesten mi sonuçtan? Bütün prosesten ve sonuçtan. Ve sonuçtan. Çok memnun kaldı. Ama iki gün dinlendirmek lazım biliyorsun. Proses uyguladın. İki gün dinlendirdim. İki gün dinlendirmek lazım. İki gün yatırdım. İki gün yatırmak lazım. Dinlendim. Bir de arada çevirmek lazım onu. Çünkü çevirdim. Şey oluyor yani kan dolaşımı açısından da. İki defa çevirdim. İki günde iki defa çevirdim. Bu dedi mesela dedi, içine tükürdüğümün zalim dünyası gibi dedi klişeleşmiş laflar vardır dedi. Anadolu Türkçemizde. Bak dedim benimle dedim babaannem gibi konuşma dedim. Güzel dedim, konuşmuş. Marizi yersin dedim ben de. Güzel konuşmuş. Ben de dedi senin elinden mariz de yerim dedi. O nasıl bir şey mesela onu pişirir misin dedi. Şimdi ben bunu aldım.
Hı hı. Önce şimdi o gay dolanı bir götürdü. Hı hı. Dedim sana, dedim bütün arkadaşlarını çağır. Hı hı. Bu arkadaşı dedim bir son ütüye kadar şey yapın. Hı hı. Sıkıntıları var mı dedim. Sırtı tutulmuş dedim. Hı hı. Bir dedim şeyini alın, sinirini. Sen gay dolanı mı götürdün sen? Kayaların evladını. Kayaların oğluna. Kayaların oğluna. Sonra dedim gidin modada kayalıklara bırakın dedim. Hı hı. Sonra bir daha görmedim. Ne oldu bilmiyorum. Ya o kayalıkların oradadır. İşte şey oldu. En son ama Kaan'a da bir selam söylersin demişti. En son mu? Yani en son lafı. Ha. Allah Allah. Her işte bir hayır vardır. Önemli olan niyet. Her zaman. Önemli olan, önemli olan hangi niyetle yola çıktı? Tabii canım. Bizim de niyetimiz belli. He. He. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong. Like a rock, I was 18, didn't have a care. Working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock, like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. Stood arrow straight, unencumbered by the weight of all these hustlers and their schemes. I stood proud, I stood tall, high above it all. I still believed in my dreams. Wonder sometimes where they've gone. And sometimes late at night, oh, when I'm bathed in the firelight, the moon comes calling a ghostly way, and I recall. I recall, like a rock, standing arrow straight, like a rock, charging from the gate, like a rock, carrying the weight, like a rock,
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. Ben Sukan Çaydanlı'dan Mete Avunduk. Önümüzdeki yaklaşık 75 dakika Kadıköy Merkezi'de canlı yayındayız. Gece bize bir SMS yoluyla dahil olabilirsiniz. Bu için sadece KK yazıp boşluktan sonra adınızı ekleyip 7979'u o SMS'i göndermeniz gerekiyor. Bir hikaye anlatabilmek için en azından ona benzer bir şey yaşamış olmak gerekmesi çok tabii üzücü maalesef ama yapacak hiçbir şey yok. Yok abi, konuda yapacak çok bir şey yok. Yani başkalarının hikayelerini okuyup ya da dinleyip onlardan kendine ait bir hikaye yaratmak da bir yol ama o yol değil. Yani evet yani binaenaleyhine benzer en fazla. Binaenaleyhine ya da binaenaleyhine. Binaenaleyhine. Ben yapamıyorum kusura bakma. Estağfurullah bu bir üstlükçemiz olsun. Senin o lahmeti şeyin olmasın o. Estağfurullah binaenaleyhine. Daha dinleyenler. Sen iyi misin bugün? Yani öyküler möyküler bilmem ne sen bir şey görüyorum sende. Ya onu söylemeye çalışıyorsa herhangi birine aşık falan olmadım. Ha, aman. Çünkü yani o... zaten hali hazırda aşık oldukların yeter. Ya bugüne kadar aşık olduklarım bana yetti de arttı bile. En acayip hangisiydi? Paylaşır mısın? Hayır. Yani nasıl oldu? Nasıl başladı? İlk üç ayınız nasıldı? Nasıl ayrıldınız? Ayrılmadık ki. İşte bu mümkün değil. Yani. Ya ben aşık olduğum kadından hiçbir tanesinden bugüne kadar ayrılmadım. Onlar gitmiş olabilirler. Onlar seni terk etmiş de olabilir değil mi? Evet. Ha ben ayrılmadım. Asla öyle bir terbiyesizlik yapma. İnsan aşık olduğu birine nasıl ayrılır? Ayıp be. İnsan, yani, insan insana böyle şey bence yapmaz. Yapmaz. Ama yani bu durumda insan insana aşık da olmamasında fayda var. Çünkü aşk ve seks o kadar iç içe şeyler ki hani sanki... Evet doğru bir içlik hali var ikisinde de. Bir içtenlik, bir içeride olma... bir tutsaklık, bir tutkunluk, bir menteşi, bir tutukluk hali her ikisinde de var ama ben şu anda neyden konuştuğumuzu, neyden bahsettiğimizi unuttuğum için cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Hayır toparla çünkü ben zaten farkında değilim. Biraz bir şeker var bende. Ben toparladım. İkisi bir arada. Hayır zaten toparladım ben. Az önce. İyi geceler sayın dinleyen. Bana da anlatır mısın? İyi geceler. Nasıl toparladığını. Yarın anlatsam bunu. Hayır yarın burada yokum gerçi mi? Fark etmez. İyi geceler buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Ben hatırlamayacağınız üzere çok kötü bir yerden arıyorum. Antep. Ankara. Ankara. Evet pardon Ankara daha kötü bir yer. Ankara en kötüsü bence. Evet. Yerlerin. Nasıl yaşıyorsunuz orada kardeşim? Nasıl nefes alabiliyor musunuz? Ne kadar kötü olduğunu anlatarak yıllar sonra meclis betli kalacağım inşallah. İnşallah. Bak bu olur. Bu en azından bir işe yaramış olur. Meclisin içinde park vardır. Belki bilir misiniz? Orada nereden bilirim kardeşim? Parka ihtiyacı var meclisin. Çocuk parkı mı? Yani yakın. Özellikle büyük şehirdeki şehirlerdeki betlik amirliklerinin kara borsaya düştüğünü söylüyorlar. En son böyle bir şey duydum. Evet. Mesela el değiştirme şeyi... Moda betlik en pahalı olan 7800 liraya kadar teklif gelmiş Brit'e. Euro'dur herhalde. Ben ne dedim? Lira dedim.
Ya ben lirayla euroyu karıştırıyorum. Ben de ikisinden de çok var ya. Herhalde yani bundandır. Yen kullanayım bundan sonra istiyorsun. Hayır, bundan sonra yen üzerinden şey yapalım. Hesaplarımızı öyle tutalım. Yani yaklaşık olarak 400 bin yen civarında teklif almış. Büyük bir, para. Bence çok iyi para. Ben direkt baş tarafı büyük yani. Ben direkt şey yap dedim. Niye devretmiyorsun dedim. Ya dedi, ben dedi motobetliği seviyorum dedi. İşte hayatta da böyle şeyler var. Yani bazen bazı şeylerin değeri yenle ölçülemiyor. Her şey yenmez zaten. Yenmez. Yani. Her şeyi de yememek lazım zaten. Siz ne yiyip ne içiyorsunuz sayın Münir? Bize Ankara'da Vedat, çok yediriyorlar. Vedat yani. Reis. Bak, Münir Reis. Bak Reis açız. Açız. Bizi köfteye götür, bizi tandıra götür bir yere. Bizi şöyle kemiğinden tutup sallayınca dökülen etlere götür. Heh. Oraya götür bizi Münir. Reis. Açız kardeşim. Eti sen yut, şeyde biz ekmek banalım gerekirse. Vedat Reis. Ekmek niye banalım kardeşim? Pide. Ona da yeter. Pide. Ha, pita olur. Pita. Evet. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sen de güzel bir Ankara insansın. Seni biliyoruz seni. Eyvallah. Benim adım neydi? Necati. Ha, Necati. Tüfek değil mi? Hı hı. Başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönse yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönse yeter. Gözlerim yolda kalmasın. Thank you.
olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana reva mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Senden başka hiç kimsem olmasın. Bir gün dönse yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda. Standart FM'de Kaybeden Akkulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydanoğlu, ben Mete Unduk. Önümüzdeki yeni saat boyunca Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayında olacağız. Bu gece bize katılmak için bir SMS göndermeniz yeterli. Buna KK yazıp boşluk, daha sonra da adınızı eklersiniz ve 7979'a gönderirseniz çok seviniriz. Evet. Çekmece ya, böyle bir parça istemediğine göre umarım her şey yolundadır diye düşündürttü beni açıkçası. Bettik. Böyle bir şey istemez herhalde. Değil mi? Kim ister böyle bir şey? Ya böyle bir şarkı kim niye istesin? Kim niye istesin? Kim niye duymak istesin böyle bir şey? Yani beyaz çay düşmanı bir şey olmak şarkı lazım. Evet. Evet. Beyaz leblebiye koşmak lazım yani. Evet. Beyaz leblebi kuru yük sınıfına giriyor değil mi? Yani mesela gemiyle transfer etmeye çalışsa bir yerden bir yere. Tabii. Dökme mi nakletmek lazım onu? Ona dökme mi deniyor bilmiyorum. Ama şeylere çuvallarla. Ha, çuvalla diyorsun sen. Çuvallarla konteynerları dolduruyoruz yaparken. Ben kilosunu 3 pound'da adresi teslim taşıyorum. Nereye? Eve. İyiymiş. Yani ortalama bir bayanı, benim hoşlandığım türde bir bayanı. 45 kilo olduğunu düşünürsek ben bir bayana mesela yaklaşık 135 pound'a taşıyorum nereye isterse. Beyaz kadın taşıyorsunuz herhalde. Beyaz leblebi derken siz, ben burada askort iş yapmadım, ben bayağı bildiğim beyaz leblebi ticaretine girsek acaba nasıl olur, bir gelir temin edebilir miyiz, bir nakit sıkışıklığımı benim çözebilir miyiz diye düşündüm. Ben de askort iş yapmadım yani, 135 pound'ı taşıyorum eve. Fark etmez diyorsun yani. Ne o, kuru yük olsun diyorsun. Şimdi taşırken kuru. Sonra ıslanır ıslanmaz yani. Senden çıktıktan sonra artık. Bu artık şeye kalmış. Tabiata kalmış. Menteşi bir hali o senin söylediğin. Kontrol edemeyecek noktaya varıyor. Şey, evet, dolayısıyla siz nasıl diyorsunuz? Demiyoruz. Bina bir şey diyorsunuz. Bina ile diyorsunuz ya. Dolayısıyla Vedat Reis. Açız Reis. Reis açız. İyi geceler Sayın Dinleyen. Buyurun Sayın Dinleyen. İyi geceler. Nereden arıyorsunuz bizi? Adınız nedir acaba? Tekirdağ'dan arıyorum. Tekirdağ iyidir. İsminizi bağışlar mısınız? Size bir şey sormak istiyorum ben. Ya, isminizi bağışlarsanız.
Size nasıl hitap edelim o açıdan? Bilmiyorum ki. Poster diyeyim. Poster. Poster. Tamam. Poster tek yani, bir isim düşünmeden aradım. Eyvallah. Eyvallah. Ne soracaksın bize Poster? Sesiniz kesiliyor da ben sorumu sorayım. Sor kardeşim. Sor kardeşim sor. Abi sizin hangi içki firmasıyla anlaşmanız var, açıklayın bunu bu akşam. Tamam. Hay hay. Beni içiriyorsunuz her akşam, olmuyor yani böyle. Yani anlaşmamız olan firmadan mı içeceksin bundan sonra? Hani bir evet, onunla içeceğim ki yani boşa gitmesin. Anladım. Eyvallah kardeşim. Bir anlaşır anlaşmaz açıklayacağız sana. Tamam. Hatta göndeririz size yani birkaç yani, kasa. Evet. İmza aşaması. Ben yollayayım size buradan Tekirdağ rakısı. Ya bak ne güzel konuşuyorsun. İşte şimdi konuşmaya başladım bak. İmza aşamasındayız kardeşim. İmza aşamasındayız. Anlaşırsak sana da söyleriz ne olduğunu. Tamam. Onun dışında biz genel olarak... Orada ben okumadım şey imzası, onu söyleyeyim sana. Ayrıca bu ara bu günlerde de çok şey sıkıntılıyım. Hiçbir şeyi de okuyamıyorum yani. Okuyacak şeyim yok. Okuma gözlüğünü kaybetmişsin. Şeyim yok. O da olabilir. Ben sana bir okuma gözlüğü alayım. Ya ne güzel bir şey yaparsın. Yani bu yıllardır bağırıyorum buradan bir. Ama bak yalnızlık böyle bir şey herhalde ya. İnsan ya aynı zamanda ya hiçbir şey alamıyorsan git şu Kadıköy'den 10 liraya bir yakın gözlüğü al işportadan. Evet. Hadi 3 tane al. Hani 0.50, 1, 1.25 al. Bir tanesi uyarlı olsun. Birisi olmazsa birisi uyar kardeşim. Bu insanlık ölmüş bak. İnsanlık. Bu büyük yalnızlık ya. Ben sana söyleyeyim. İnsanlık ölmüş. Şurada bak 3 arka arkaya 3 doğum günüm geçti. Nereye? Bayağı şey. Sen takvimden basıyorsun. Evet. Arka arkaya yani Temmuz 21 doğum günümdü. Ağustos'un başında da kutladır. Ağustos'un başı değil, Ağustos'un ortasıydı o. İşte ben ama o başla ortayı karıştırıyorum. İşte oluyor, bazen oluyor. Bir de geçen Kasım'da doğum günümdü benim. Evet, onu kutlamıştık hatırlıyorum. Hani hiçbirini, yani bir tek kutladınız kardeşim. Kuru SMS. Kuru SMS atıyorsunuz. Bu adam yalnız mıdır? Bu adam ne yapıyordur? Kardeşim en son bu adamın bir şeye ihtiyacı var mıdır? En son ben sana hayatın boyunca bir daha bulamayacağın kurşun kalemleri hediye ettim, hatırlıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sonra bir sonraki gelişimde bir buçuk ay sonraki doğum gününe bir kilo çay getirdim. Evet. Yerinden. Tevenengs. Evet. Tevenengs. Şey. Ahmet Necat Çay. Ondan sonra bir şey istiyor musun diye sordum. Yok istemez dedin. Tamam da yani bir sen yani başka kim var ki? Şimdi ben kendimden mesulüm. Ben kendimden resulüm. Resulsün sen, kendimden resulüm. Ben kendimden resulüm. Dolayısıyla başkasının hesabını benden sorma kardeşim. Minör reis. Senin doğum günlerin ne zaman abi? Benim doğum günlerim orijinali 15 Ekim. Hı hı. Ben 15 Ekim 1900 ilk 15 Ekim 1972'de doğmuşum. Hı hı. 1900 mü dedim? Evet. Pardon, 1600. Ben de müdahale edecektim. Ölmediğimi fark ettiklerinde her 120 yılda bir bir yeni doğum belgesi hazırlamaya başlamışlar benim için. Şey olmasın diye. Evet. Paranormal aktivite olmasın diye. Yusufçuk gelmesin diye. Yusufçuklar başlıyor. Dolayısıyla benim ikinci doğum günümü 25 Nisan 1760'a bağlamışlar. Bu durumda sen 12 bin yıl sonra aşağı yukarı. Evet. 12 bin yıl sonra. Her gün doğum günü kutlayacağım. Neredeyse o noktaya geleceksin ki seni sevenler için. Ne hoş bir durum. Çok hoş bir durum. Her gün seni hatırlamak zorunda kalacaklar. Her gün sonra. Evet, evet. Hediye almak. Biraz da zor bir durum yani, her seferinde farklı bir hediye almak. Bir de hediye almak zor hakikaten. Yani buna ihtiyacı var mıdır? Bunu sever mi? Ya mühim olan hediyenin bir şeysi olmaz. Sana bir şey sorabilir miyim? Olur kardeşim, hediyenin bir şeysi olur.
Sana bir şey sorabilir miyim? Bana gidip oradan pırasa gibi 3 tane çiçek getirirsen ben de onu pişirir önüne koyarım seni. Sana bir şey ruhun da duymaz. Sana bir şey sorabilir miyim? Ruhun da duymaz senin kardeşim, onu da yersin. Bu derim otantik Adıyaman yemeğidir. Ne o? Şey nümere şey yapıyordum. Vedat'a atar yapıyordum. Atar yapıyordum. Ha. Evet. Şey, bugün bir arkadaşım beni arayıp senden çok yaşasın inşallah. Ya yaşamasın. Ağlamaklı bir sesle, yani gözyaşlarının telefonun hemen üzerinden eline damladığını bile duyuyorum telefondan. Zaten yağmur başladı o işte. Yağmur, ben de yağmur yağıyor galiba dedi. Evet dedi. Çok dedi, kendimi çok kötü hissediyorum dedi. Düşün dedi, yani seni arayacak kadar şeyim dedi yani. Çaresiz. Ben de yani bizim dedim, ben de şey gelenekte. Buna cami duvarında simek derler. İşte ben şey dedim onun yerine. Denize düşen yılanın şey olur dedim. Denize düşen yılan kapar. Ben kapar demedim. Denize düşen yılan paklar. Yılan tutar dedim. Anladım dedi. Ama dedim bundan dedim hiçbir zaman imtina etmem dedim. İstersen hemen yılanın olayım dedim. Sana şey demedi mi? Zaten benim yıllarımı yok ettin dedi. Sana sormak istediğim şey şu. Ben kötü bir insan mıyım? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya kötü bir insan olduğunu söylenemez aslında. Ya şu anda kendim çok kötü hissediyorum. Şu an çok mutsuz. Buyurun sayın dinle. Buyur kardeşim, orada mısın? Yalnızım ben. O var sende, o gözüküyor. Yalnızım. O gözüküyor. Ben yani kötü bir insan mıyım derken o manada dedim. Sende bir şey var. Bir artık ezilmişsin yalnızlıkta. Yalnızım. Yani bayağı bir belim büküldü yani. Bir deformasyon var yani. Belim büküldü. Disk kaymış falan gibi duruyorsun. Evet. Bekle yarın, takar
aşk kanadını yanına efendim burası. Hayvanlar Kulübü canlı yayında dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydan ve ben Mete Avunduk. Önümüzdeki yaklaşık 3 çeyrek saat daha buradayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Ve enteresan geldi bize bu konular. Konuşalım dedik. Ben çok da memnunum şu ana kadar bir şeyden. Yani hiç fena değilsin hakikaten. Gerçi deneyimlerinden tabii yola çıkarak. Estağfurullah, benim bir deneyimim falan yok. Konuştuğun için sen tabii, senin için biraz daha kolay. Ama benim gibi asosyal, asosyopet. Sensin değil mi asosyopet? Evet, bir insan. Yani hiçbir şey deneyimleyememiş. Hep hani, Elizabeth. Hep Elizabeth. Hep bir şey kırık kalmış. Hep bir şey yarım kalmış. Hep bir şeye tam başlayacakken cesaret edememiş. O küçücük riski alamamış. Sanki reddedilirse bütün dünya yıkılacakmış gibi algılamış. Bir insan olduğum için bu konularda çok fazla söz söyleme yetkisi de bulamıyorum. Tabii benim alanıma giren bir konu konuştuğumuzda da tabii ki sazı ben elime alacağım ister istemez. Al. Ama yani bugün konumuz şey değil, yani asosyal asosyal ezik şey adeta bir an Ankara yeri entelektüeli boğuntusu yaşayan bir insan. Mesela ben şeyi hatırlarım, biz Ankara'da arkadaşlarla Engür'ü kafeden çıkardık.
haydi abi görüşürüz derdik. 3 ay sonra geri dönerdik. Zaten o Ankara yarı entelektüeli dediği anda benim içimde bir, midemde bir şey oldu. Bırkılma. Yani bırık geldi. Bırık geldi. Ben bundan yıllar önce Ankara'da bir kadınla tanışmıştım. Direkt arkasından tanıştım. İyi olmuş. Hı-hı. Çok memnun kaldım. Çok uzun sürdü o ilişki zaten. Böyle gergin bir mektuplaş. O yıllarda mektup kullanıyoruz biz. Nereye? PTT'ye. PTT kanalıydı. PK32 Acıbadem'e yazıyordu. O yıllarda. Dedim tamam geliyorum. Elden teslim edeceğim dedim. Talep ettiğin şeyi. Tamam bekliyorum dedi. Nereyi biliyorsun Ankara'da dedi. Hengürü, Engürü ya da Hergürü diye bir yer varmış dedim. Orayı biliyorum dedim. Tamam orada bekliyorum dedi. Gittim. Mekan bomboştu çünkü çok erken bir vakitti buluşmak için. Hı hı. Yani çay bile henüz demlenmiş. Nihat Genç daha sokağa inmemişti. Kim? Nihat Genç. Nihat Genç mi? O yıllarda genç miydi? Bayağı gençti o yıllarda. Gençlik yılları. Gençlik yılları. 1900 sana şöyle tarif edeyim. Cumhuriyet'ten önce mi sonra mı senin anlattığın bu hikaye? Cumhuriyet'ten sonra. Sonra. Yani ikinci Cumhuriyet'ten sonra. Abdülaziz zamanı mı? Yok. Abdülmecit mi? Fark etmez. Yani hepsi. Murat Menteş dönemi mi? Menteş dönemi. Ha, Menteş dönemi. Üçüncü Cumhuriyet. Üçüncü Cumhuriyet. Tabii ben o yıllarda aşırı ulusalcıyım ve doğru pişirilmiş bir tandırın insan dimağında açabileceği yaraların insan ruhunda oluşturabileceği o hedonist yıkımların farkında değildim. Ben toyum yani. O yıl sen hala aşırı ulusalcısın. Yani. Ben hala ulusalcıyım. Ben de öyleyim yani. Ben sonuçta benim hayattaki şeyim, düsturum God Save the Queen'dir. Sen bayağı ağır ulusalcısın. Tabii ne olacaktı mı ya? Ama sen bayağı Shakespeare yani Shakespeare'yen ulusalcısın. Shakespeare'yen tarafı. Biz Menteşi'yi, biz de Menteşi. Sizin tabii anlıyorum. Dokunuş var bizim. Anlıyorum, onu biliyorum, onu biliyorum. Zaten o yüzden mesela Ulus'tan 5 tane ev aldım ben. Sırf bu sebeple aldın değil mi? Bunu söylemişlerdi. Evet. Kaan Öreşler yapmaz ama belli de olmaz demiştim. 5 tane ev aldım. Çünkü TRT, orada TRT'nin şeyi var ya, İstanbul Genel Müdürlüğü şeysi evet, var. O bina var evet. Orayı yıkıp orayı 187 katlı bir TOKİ taş yapı şeyi çakarlar. Etrafı da kıymetlenir diye bekliyorum açıkçası. Öyle bir yatırım yaptım. Ama çok orası da tepe zaten. Evet. Dere tepe şey yani. Ne fark eder. Dere boyu kavaklar orası şey değil mi? Evet. Bu şuradan baktığında gözüken bir cami var. Mimar Sinan yapmış galiba. Kime? Yani ümmete. Bak buradan, ya Süleymaniye ya Selimiye. Yani onlardan bir tanesi İzmit'te galiba. Bir tanesi Edirne'de. Bir tanesi de Ataşehir'e yaptılar galiba. Onu Mimar Sinan yeni yaptı ya, geçen hafta yaptı. Geçen hafta yaptı. Mimar Sinan oraya bir cami yapmış. Ben öldü diyordum. Babam sen ne diyorsun dedi. Mimar Sinanlar ölmez dedi. Doğru. Ya bir türlü ölemediler dedi yani. Doğru. Boş buldukları her yer, boş bulduğu her yerde cami yapıyor dedi. Bir de hızlı yapıyor artık dedi. Biraz eli çabuk. Şimdi tabii Eli tez. Evet. Şimdi bu Selamiye'nin ya da Süleymaniye. Süleyman yani. Bak benden çok yaşamayacaksın. Muhtemelen. Ben de çok yaşamayacağım ama. Muhtemelen. Çok iyi. Süleymaniye'nin, Ateşehir Süleymaniye'nin. Senin ölmeme ihtimalin var ama.
Ben ölümsüzüm zaten. Immortal'ım ben. Mutantım ben. Ben de. Yani sürekli... İşiyorsan gel bir radyo programı yapalım. Sonsuza kadar devam ederiz. Yani çok enteresan bir fikir. Bir an bir midem şey oldu ama bir kasıldı ama çok enteresan geldi bana. Senin Süleymaniye ile ilgili sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hangi Süleyman? Yeni Süleymaniye mi? Yeni Süleymaniye. Yani Ataşehir Süleymaniye ile. Ataşehir Süleymaniye'nin arkasında... Ya da Cavidim 23. Şeyin arkasında otobandan baktığında... Penthouse. Penthouse'u var ayrıca. Hı-hı. Ama Pentagles yani. Tamam. Triplex 3 olmuyor mu? Triplex 3'lü oluyor. Diplex? Ben 2'li yaptım. Duble diyorum. Evet. Duble. Triplex 3. Fourplex. Fourplex hiç yapmadım ben. Şimdi Fourplex'in şeyi çok karışık tabii yani. Ama Pentagles, Pentagles yani beşli Lex, hı hı. En şeysi çünkü hiçbir zaman eşitlik yok. Evet, beşli de olmaz. Yani dolayısıyla hep bir paylaşımcılık olmak zorunda. Doğru. O yüzden tek sayılar menteşilikte şeydir, makbuldir. Yani biz onları kutsal diyoruz. Evet. Mesela sen hiç çift asal sayı biliyor musun? Çift asal sayı. Hı hı. Çift asal sayı olmaz çünkü çift sayılar ikiye bölünüyor. Komple değil mi? Hı hı. Dolayısıyla yani o yüzden asal sayılar menteşilikte. 117 mesela. 110 hadi böl bakalım. Ikiye. Hadi bakalım neye böleceksin? Neye? Hadi böl bakayım. 17'ye bile bölünmez. 117 öyle cins bir rakamdır. Asal bir şey o zaman. Menteşi bir sayı. Menteşi bir sayı. Menteşik diyoruz biz onlara. Menteşik. Menteşik sayılar. Mesela bir menteşik seri vardır. 51. O ayrı. Seri bu. Seri derken? Yani bir sayıyı kendisiyle toplayıp son ilk sayıyı topladığından çıkartıyorsun sürekli. Yani mesela 14 n artı n eksi 1 artı tam şey yapamayacağım onu şimdi. Evet. Akşam bakmam lazım menteşik aritmetiğe. N artı n eksi parantez içinde n eksi 1 mi? N artı n 2 n deriz ona zaten. N artı 1 N artı 1. Tamam. 12 artı 13. Eksi. Fark etmez. Benim için de fark etmez. Fark etmez yani. Geçen gün Filiz'le yatıyorduk. Geçen gün Filiz'le şey yapalım dedik. Çıkalım bir çay içelim dedik. Nerede? Salon herhalde. Salona geçelim dedik. Bir çay içelim, bir şey yapalım dedik. Senin dedi, bu dedi enli konuşmaların dedi. Benim dedi, şeyim bazen kafamı karıştırıyor dedi. Ben enli konuşuyormuşum. Nasıl yani? Ben de öyle, nasıl yani dedim. Bir göster bakayım dedim. Gösterdi. Yani göstermeye şey yapmaya çalıştı. Taklidimi yapmaya çalıştı. Dedim ya iğrenç gözüküyor dedim. Eğer dedim ben böyle gözüküyorsam dedim. Bu dedim benim derhal bu şeyi değiştirmem lazım. Bu tarzımı değiştirmem lazım, hı-hı, dedim. Ben dedim doktordan randevu alayım ben dedim. Hı-hı. Hı-hı. Evet, zaten doktorum benim dedi. Hı-hı. Tamam dedim o zaman salona geçelim. Bir çay içelim bir şey yapalım dedim. Bu konuyu konuşalım dedim, hı-hı, tekrar. Randevu aldın yani. Randevu aldım. Çok selamım var sana bu arada. Aleykümselam. Biraz kalçaları da şey olmuş. Şu evet öyle oldu. Biraz selülit mi diyorsunuz siz ona? Evet. Selülit olmuş. Şey et o. İşte şey et.
Neyse görünce aklıma sen geldin. Evet. Kaan dedim çok hoşçudur bunlardan dedim. Görüşüyor musunuz dedim. Hafta sonu beraberdik dedi. Evet. Yalan söyleme dedim. Hafta sonu dedim beraber değildiniz. Çünkü hafta sonu Kaan'la ben beraberdik dedim. Evet. Bir önceki hafta sonu beraberdik dedi. O olabilir dedim. O zaman ben İngiltere dedim çünkü. Dolayısıyla senin de her şeyden haberin var diye şu anda bir şey anlatmama gerek yok ya, diye düşünüyorum. Yani çok detay vermene gerek yok. Bu hafta sonu zaten arayı kapatırım ben. Çünkü çok hakikaten zor durumda. Randevu aldım. Aman o arayı bir kapatman lazım. Çünkü ara olmuş. Orayı bir kapatayım. İyi geceler Sayın Dinleyen. Merhabalar. Buyurun Sayın Dinleyen. Buyurun. Kimle görüşüyoruz? Bizi nereden arıyorsunuz? Ben Çakma Başkenti Ankara'dan arıyorum. Buyurun Sayın Dinleyen. Pardon. Ben sosyopat. Böyle hafif dengesiz bir insanım. Entelektüel misiniz? Yarı entelektüel misiniz? Yani orası biraz karma. Baba tarafı biraz entelektüel. Anne tarafı yarı entelektüel. Ben de karma. Melez bir şey çıkmış. Anladım ama bütün melezler iyidir. Yani ben özellikle Küba'da bunu tespit ettim. Özellikle özellikle ten yapıları olsun. Ten renkleri. Siz ne diyorsunuz ona? Kalça yapıları çok önemlidir kadında çünkü doğum doğum yapmak için önemlidir, türün devamı için önemlidir. Halbuki mesela atla eşek birleşirse katır derler ortaya çıkan şeye. Ben bu karşıyım böyle şeylere. Yani bir hayvanın bir hayvana katır demeyi ben çünkü büyük hayvanlık olarak şey yapıyorum. Katır ne demek ki? İşte babası eşek, annesi at. Katır diye hiç arkadaşım olmadı benim. Kadir var bir tane bildiğim. Benim onun, kader var bir tane. Annesini babasını tanır mı öyle bir durumları da yok. Benim de kader var bir tane. Öyle. Ne yapıyorsunuz Ankara'da? Nasıl geçiyor hayatınız? Geçiyor mu bir kere? Bir başka dinleyenimiz daha var. Onu da hatta alalım. Buyurun. Hayatımız geçmiyor ya. Ya sadece kafamızın içinde yaşıyoruz burada. Böyle evet, çok evet. Farklı bir şey yok işte. Beyaz yakalıların memleketi. Evet. O Ankara'da Sakarya tarafında Kumsal diye bir mekan vardı. Aa, çok gittim ama onu hiç duymadım. Bir git bak, hayatın değişebilir. Özellikle bu mevsimde Sinop bölgesinde çıkan endemik bir balık var. 2 hafta kadar bulunuyor orada. Ben yani bunun nesli tükeniyor mu diye sorduğumda hayır, bizim orada çok var. Kayanın altından çıkıyor dedikleri için rahat rahat yedim hep. Sen nesli tükenen balıkları yemiyorsun değil mi prensip olarak? Yok, yerim. Yaparım. Bir an öyle bir şey yanlış bir şey algıladım da. Hayır, rahat rahat yedim yani, diğer türlü hani. Gergin daha, mi yiyorsun? Yok gayet, daha bir şeyle yiyorum. Daha bir lezzetli, daha bir yani tadını çıkartarak. Çünkü yani yarın, ben şunu sevmem. Bak bu endüstriyel dünyada bir şeyin ikincisi yoksa beni rahatsız eder. İşte evet, çok ama önemli. Yani tükenecek diye de yemeyecek miyiz kardeşim? Çok çok önemli bir konu. İsim vermek gibi olmasın ama Neslihan diye bir çok değer verdiğim, çok kıymetli bir arkadaşım vardı. Yatak şey arkadaşım. Oda arkadaşım. Mate. Mesela onunla bu şeyi, onun ismi üzerinden hep şeyleri konuşurdum. Neslihan'ların da Nesli tükenmiyor. Benim en son tükenmiyor. Çok şeydi. En son 8 yıl geriye kadar, 8-9 yıl geriye kadar gider benim Neslihan şeyim. Benim de öyle. Evet. Çok doğurgan bir arkadaştı zaten. Ha, iyiymiş o zaman. Hı-hı. İyiymiş o zaman. Bir başka dinleyenimiz var. Ona da merhaba diyelim. İyi geceler Sayın Dinleyen, oradaysanız. İyi geceler. Kimle görüşüyoruz? Bizi nereden arıyorsunuz? İzmir'den arıyorum. Lodos ben. Lodos. Lodos. İyi, güzel bir isim. Sert, oksijensiz bir isim. Güzel bir isim.
Çok... Özellikle kadınlarda şiddetli baş ağrısı ve geçimsizlik yaratır. Kesinlikle. Ben, geçmiş olsun. Ben de yapıyor onu. Kadınlar. Kadınlar bende de yapıyor onu. Evet. Yani bazen. Evet, sıklıkla. Aslında her akşam. Kadınlar da poyraz oluyor herhalde genelde. Her akşam. Kadınlar poyraz olmaz. Olmaz. Bence yani. Olmaz. Yani. Bence de olmaz. Karayel de olmaz. Karayel de olmaz. Yel olmaz kızım. Meltem olur. Evet. Şey olur. İmpat olur. İmpat. İmbot. Esinti olur. Esinti. Esinti olur. Esinti. Esinti olur. Esin ne yapıyor? İyi. O ayrı eve çıktı o. Nereye? O Harbiye'de bir tane şey vardı. Konak vardı. Hı hı. Altında kumarhane işletiyorduk. Üstünde şey yapıyorduk. Hı hı. Polyanacılık oynuyorduk. Hı hı. Hala orada mı yoksa değiştirdin mi? Yok, ev ayrı eve çıktı. Orayı hı. Ben aldım zaten. Ya iyi, orası güzel. Güzel. Çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz Sayın Enliyen Lodos? Şu an sizi dinliyorum da kafamda bir gün soru işareti var. Onlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Bize sormak istediğiniz bir şey var mıydı kardeşim? Şunu sorayım ya. Düzenli seks hayatı ve çocuk yapmak için evlenmek ne kadar gerekli? Şart. Şimdi evlilik... Yani düzenli seks için... Tamam, evlilik şart. Olacağım. Evlilik şart. Bir kere ayıp. Evlenmeden bir kere... Yani çok ayıp. Evlenmeden seks yapılmaz bir yapılmaz kere. Yapılmaz ama evlenince zaten seks yapılır. Siz bizim radyomuzu kapattırmaya mı çalışıyorsunuz kardeşim? Ayrıca insan karısıyla seks yapar mı ya? Ayıp be. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe de kardeşim. Günah be. İnsan kıyısı. Ya kardeşim nasıl düşünüyorsunuz böyle şeyleri? İnsanın aklına bile nasıl gelmesi. Nasıl dimağınız alıyor? Nasıl bir zihin yapısı? Nasıl? İnsanın aklına gelmesi bile suç bence. Hastalıklı bir şeydir bu ya. İnsan karısını şey yapar mı ya? Siz ne diyorsunuz ona? İnsan şey olur. Düdük. Bir sickness olur yani. Bir hastalığı, hastalık gibi bir şey bu yani. Bence büyük bir lanet. Büyük bir lanet. İnsan kadının kendi karısına el bile sürmemeli. Bırak şey yapmayı, düdüklemeyi. El bile sürmemeli. Ki ben mesela ben bugüne kadar başımdan 6 ya da 8 ya da 12 tane evlilik geçti. Hmm. Hiç el kullanmamışımdır. El sürülmez. El kaldırılmaz bir kere. Ayak kullandığım oldu defalarca. Baya tekme. Kafamı kullandığım oldu. Tekme, kafa. Tabii. Ama el sürmem. El sürmem. El kaldırmam, el sürmem. Binaenaleyh değerli dinleyen, çocuk sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey uygun bir bayanla, ailenizin de onayladığı uygun bir bayanla evlenip bir tüp yoluyla bir bebek yapıp onu büyütmek. Tabi düzenli seks hayatı gibi bir arayışınız da varsa onu da lütfen bu tür çirkin, bu tür kirli şeyleri evet, o kutsal evet, aile ocağına sokmayalım. Sokmayalım yani, tabii tabii. Yani çok... Düzenli seks istiyorsanız bunu evin dışında arayın kardeşim. Bu arada reklam gibi olacak ama ben 20 bin yen karşılığında şahitlik yapıyorum her türlü evliliğe. Ve Amir senin de bildiğin gibi yani benim şahitliğim yani dünyanın çok fazla yerinde sayılmıyor. Sayılmıyor. Laf arasında söylemiş olayım. 20 bin yen de bugün para değil yani. 20 bin yen yenmez be bugün. Yani, İyiyim desen yenmez. Yenmez. Bedava. Gözlerine bakmasam, susam hiç konuşmasam bile, ben sana hasretimden, seni çok sevdiğimden bir türlü söz etmesem bile,
sen benimsin, sen benimsin, sen benimsin, sen benimsin. Dünyamı alt üst eden, uykusuz gecelerden hiç haberin olmasa bile, kalbimdeki acıyı, o korkunç fırtınayı senden hala saklasam bile, sen benimsin, sen benimsin. Gün gelir bir yaprak dalından koparak rüzgarla sürüklenebilir. Gün gelir yolunu şaşıran bir kuzu sürüsünden ayrılabilir. Ama sen benimsin, sen benimsin. Ellerini tutmasam, gözlerine bakmasam, sussam hiç konuşmasam bile, ben sana hasretimden, seni çok sevdiğimden bir türlü söz etmesem bile, sen benimsin, sen benimsin. Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç bir vuruşta devrilebilir. Gün gelir bir ana, belki de bir anda yavrusundan ayrılabilir. Ama sen benimsin, sen benimsin. Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç bir vuruşta devrilebilir. Belki de bir anda yavrusundan ayrılabilir. Ama sen benimsin, sen benimsin, sen benimsin, sen benimsin, sen benimsin. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Programımızın hemen hemen son bölümünde Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bugün hayat kadınları ve aşk üzerine konuşmaya gayret ettik. Ama bu konularda çok fazla tecrübemiz olmadığı için. Evet. Yer yer sizin görüşlerinizi, yer yerde değerli fikirlerinizi, yer yerde konuk sanatçılarımıza danışmak zorunda. Vedat Münir. Reis. Reis. Reis bak. Münir Reis. Münir Reis. Bak. Açız. Kardeşim. Açız kardeşim. Münir Reis, nereye gidiyorsan bizi de götür. Tandıra götür. Köfteye götür Vedat. Çupra'ya götür bizi kardeşim. Izgara ahtapota götür. Kardeşim açız. Hasretle doluyuz, hasretle. Biz sevgiyi açız. Biz minnetle doluyuz yani. Bize geçen gün bir arkadaşla oturuyoruz. Benim salon da geniş ya. Ha, hiç bulmadım senin salonunu. Yani yatıyorum orada genellikle. Bu meni mi dedi? Benimdir o. Vallahi dedim, adını ne olduğunu bilmiyorum dedim. Herhalde yabancı bir isimden bahsediyorsun dedim. Meri mi? Bir şey demeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla dedim. Ama Kaan'a aittir dedim. Çünkü ben tanımıyorum dedim. Renk olarak da bana ait değil, şekil olarak da bana ait değil. Evet, doğru demiştim.
bir tadına bakabilir miyim dedi. Buyur dedim. Hı-hı. Baktı. Hı-hı. İyiymiş bu dedi. Hı-hı. Dedim şey benim arkadaşım. Beğenirler. Evet, onlar benim arkadaşım dedi. Böyle hafif. Minör reis. Bak açız. Açız kardeşim. Saatin abi. Sağlığa kardeşim. Buyurun sayın inleyen. Buyurun kardeşim, buyurun. Orada mısınız? Alo. Buyurun kardeşim, kimle görüşüyoruz? Bizi nereden arıyorsunuz? Ben Kastamonu'dan arıyorum. Çok güzel bir memlekettir Kastamonu. Ben hiç gitmedim. Ben de. Yalnız çok, sesiniz çok sık geliyor. Kardeşim, bizim burada ayarlarda şey oluyor bazen. Gidip gelme. Ya gidip gelme oluyor. O yüzdendir. Mesela böyle yaptığımda daha mı iyi geliyor sizin? Anlıyorum. Neyse internetten de dinliyorum zaten. Biraz yankıl oluyor ama. Şu anda bizi duyuyor musunuz? Şu anda duyuyorum. Telefondan duyuyor musunuz? Telefondan çok kısık geliyor sesiniz ama internetten de takip ediyorum. Yani. Telefonunuzun markası ne? Çakma bir Samsung. Ondandır o. Onlar iyidir ama çakma Samsung'lar iyidir. Çakma Samsung sen yıllarca kullandın değil mi? Yani, çakma Samsung. Evet. Ben de bir Samsung 216 kullandım birkaç yıl. Yıllarca ben yani 13 yıl içtim. Evet. Ben çok memnunum. Evet. Buyurun bize sormak istediğiniz bir şey mi vardı? Kalbini değiştireceğiz bir şey yok. Bundan sonra. Buyur, ne? Sormak istediğim bir şey yok aslında yani ben... Bir kıza bir ilanı aşk etmek istiyorum. Onun için aramıştım ama... Buyurun. Buyurun kardeşim. Adı neydi? Zehra. Zehra mı? Evet. Ne güzel bir isim Zehra. Buyurun kardeşim. Ne diyeceksiniz deyin kadına. Abi bu kız hiç güvenmiyor artık bana ya. Bu yani yanlış mı güvenmemesi? Ya bir haksızlık mı yapıyor size güvenmeyerek? Biraz canını sıkmıştım. Hangi konuda canını sıktınız kardeşim? Hangi konuda ya güvensizlik? Çok salaklık yaptım ya. Evet, ne yaptınız? Buyurun. Günah çıkartın. Sonuçta erkeksin kardeşim. Yani çok normal. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Ben daha 2 saat ama önce yaptım. Yani hiçbir erkeğin yapmayacağı bir şey abi. Neymiş o? Anlat bakalım bize söyle. Bir tane falcıya gittim. Hı. Falcı bu kız seni aldatıyor dedi. Falcı. Ben de gittim. Kıza böyle yani çok kötü davrandım. Yalan yani doğru muymuş peki? Sanmıyorum abi. Çok şey bir şu anda kafam şey oldu. Falcı güzel miydi bari? Falcı böyle tipik pagan abi. Yazık. O tarz bir şeydi. Kıvır. Ben falcıya geri dön diyecektim ama o da kurtarmaz seni. Zaten şu anda falcıyı arıyorum abi. Bundan sonra falcıyla aramızda düzeyli bir ilişki olacak gibi. Evet, bence ya doğrusu o. Kardeşim bir erkek adam gidip fal baktırıp sonra da o fala inanır mı ya? Şimdi kardeşim sorma ya çok küf gaza geldim orada. Şimdi sen çok pişmanım de kardeşim kadına. Dedim abi dün akşam hatta bir görüşmemiz oldu. Ne dedin? Çok pişmanım mı dedin? Dedim ama artık güven sıfırlanmış böyle. Telefonu ama şöyle bir olay var abi. 3 saat görüştü. Telefonla mı? Evet. Kardeşim senin kulağın şimdi yanmıştır. Telefonu kapatalım diyoruz. O da kapatamıyor. Ben de kapatamıyorum. En son tamam, şart tamam. Olur. Toparlanır bu. Toparlanır ama... Sorunlu bir evlilik yaşarsınız. O iş olmaz. Hı-hı. O iş olmaz. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Kısa süre sonra tekrar birlikte olacaksınız. Evet. Bu 3 ay kadar sürecek. 3 ay sonra ciddi bir arıza çıkacak. Biraz daha uzun bir ayrılık girecek. Tekrar birlikte olacaksınız. Sonra tekrar... Yani kimsenin inanmayacağı, hatta yıllar sonra sizin ne olduğunu hatırlamayacağınız bir sebepten dolayı tekrar ayrılacaksınız ve birbirinizden nefret ederek
ömrünüzü tamamlayacaksınız. Bence doğrusu bu. Eğer arada evlenmeye kalkarsan büyük şey olur. İzdırap olur. Evet, büyük depresyonun olur. Depresyonun olur. O yüzden benim sana tavsiyem ikinci birliktelikten sonra üçüncü de tekrar birlikte olma opsiyonunu ilk reddeden taraf olmayı tercih et. Bu hem senin narsistik yapında olumlu bir etki yapar ve sonraki ilişkilerine daha güvenli ilerlersin. Burada benim bu saatte sıkıntı yok aslında. Ama burada bir şey daha eklemek hayatımda ama kardeşim bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Madem sordun dinle. Burada ben teşhirliğin şurada gözüm de görmüyor. 48 ila 49. sayfalarında rastlayacaksınız ki asla çoğalmayın o eşten der. Der, evet. O eşten asla çoğalmayın der. Diğerinden çoğalın. Bu herhalde Menteşi cüzler 14 ila 16. 14 ila 16. Evet. 1969 baskı. Fasıkil değil mi bunlar? 14. fasıkil. Evet. Kardeşim, büyük geçmiş olsun kardeşim. Seni hatırlıyorum ama bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Bir başka dinleyenimiz var. Çok bekletmeyelim. İyi geceler sana dinleyen. İyi geceler abi. Kimle görüşüyoruz kardeşim? Abi, Denizli'den İmran ben. İmran. Böbrek İmran evet. mı? Valla. Ha evet aynen abi. Ha. Nasıl durum kardeşim? İyi mi, her şey yolunda mı? Abi gittik Fatih abiye. Aynen. Hemen dediğimizin ertesi günü. Eyvallah. Üçületmeden. Eyvallah. Hemen gittim. Müthiş bir reçete ve her şey halloldu. Halloldu değil mi? Harika. Büyük evet, geçmiş abi. Olsun kardeşim. Çok büyük geçmiş olsun kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Çok sağ olun. Öncelikle ben teşekkür edeyim. Öyle muhteşem bir insan Fatih abi. Gerçekten onunla tanışmama vesile olduğunuz için. Eyvallah. Selam söyle. Bir de başka bir şey daha size söyleyeceğim ya, izin verirseniz. Söyle kardeşim, söyle. Şimdi abi geçen bir arkadaş aramıştı da dedi çok güzel gidiyor, sakın bitmesin falan ve ben çok sinirlendim abi onun bu lafına. Anladım. Ağzımdan şu cümle döküldü. Bilmiyorum ne düşüneceksiniz, ağzımdan şu cümle de döküldü. Bence abi kaybedenler kulübünü kaybetmeyi göze almamış bir insan. Aslında kaybedenler kulübünü çoktan kaybetmiştir bile. Eyvallah kardeşim. Aforizmik konuştun, eyvallah. Hani gayet iyi anladık. Eyvallah canım. Eyvallah. Selam söyle Fatih'e her gördüğünde. Herkese selam. Bu sene görüşürüz oralarda diye tahmin ediyorum. Bu sene evet, bir ineceğiz aşağıya. Sezon geldi sayılır. Süet Türk'ün bugün bir kaybı oldu. Onu zor zamanları geçecektir. Şey çok bana çok kilit geldi Amir. Yani oraya hakikaten takıldım. Bir falcıya gidiyorsun. Hı-hı. Falcı sana diyor ki eşin seni aldatıyor. Hı-hı. Diyor. Tamam, okey. Yani sen falcıya gittiğine göre falcının söylediklerine kıymet vermeyi zaten meyillisin. Evet. Yani bir ciddi özgüven problemim var. Çok evet, ciddi şimdi. Özgüven problemim var. Şimdi bunu sabahları çay içerek toparlayabilir miyiz? Geçmez. Normal çay. Twinings de bilir. Yani olmaz mı? Ahmet'i Necat çayı içsen yine geçmez. Olmaz. Bir kere yumurtayı muhakkak yağsız yemek lazım. Evet. Hatta yumurtayı... Zeytin? Zeytin şart. Zeytin şart ama yumurtayı cılbır formatında yapıp, yani kaynar suya gırıp bir şeye geldi bu, o sarkan beyazını üzerine kıvırtıp kepçeyle alıp suyunu hafif sızdıktan sonra tabağa koyup üzerine biraz zeytinyağı. Çok az zeytinyağı, şöyle görsel şeyi kurtarmak için kırmızı biber. Biraz şey yapıp kakık onu şey yapmak lazım. Kenarda şey yapmak lazım. Yanında bu dönemde tavsiyem Manisa yöresi.
kırması. Eğer bulamıyorsak Hatay kırması bu dönemde. Hı-hı. Tavsiye. Hı-hı. Hatay değil, Antakya. Antakya. Hı-hı. Antakya kırması. Bir şok tedavi olarak her sabah en az 250 gram tuzda pişmiş lahus öneriyorum. Çok güzel. Ama marine edilmemiş hiçbir şey yani direkt. Şimdi ben çok güzel kahve falı bakarım. Ne renk? Kahve rengi. Hı hı. Ama birazcık, hı-hı, birazcık, hı-hı, yani birazcıktan kastımız nedir? Ne olabilir burada? Mesela birazcık elma derken, hı-hı, bir elma, birazcık domates derken iki domates, hı-hı, birazcık bana birazcık işte mayonez getirir misin desen garsona, hı-hı, işte bir çorba kaşığı mayonez getirir, hı-hı, birazcıktan kastım o. Birazcık aklı olan bir insan, hı-hı, kahve falı, hı-hı, pardon, kum falı, hı-hı, kumpir, bunlardan uzak durur. Bunlarla şeyi olmaz. Yani şunu mesela düşün. Çok eğlence dışında. Yani şöyle düşünemiyorum mesela. Oturuyorsun, ne istersiniz? Kumpir. Nasıl alsın? Bol tereyağlı, her şeyden kay. Bezelye, havuç, sosis, zeytin şeyi, kırması, şey İspanyol zeytin dilimi, bezelye, havuç, patates, kumpirin içine biraz patates kızartması, fried pot, tavuk bıdı, hamsi de bulama, şehriyeli pirinç pilavı, bir kaşık bulgur, iri bulgur, şişmiş bulgur, bir buçuk dilim tam sıhhatli olması açısından tam buğday ekmeği, organik ve beyaz peynir, kaşar, çırpılmış taze kaşar, domates ketçabı, taze kaşar rende, domates ketçabı, ketçap, salatalık dışısı, sirke, mayonez, yeter herhalde. Ama her şeyden dedi. Ha, böyle şey var. Salami. Jambon. Neydi o? Ançuez. Tavuk jambon. Tavuk. Hindi kuşbaşı. Hindi but. Öküz sırtı. Bergamot, karanfil. Pardon, karanfil çıkarken atıyorsun. Şeyde yok. O fark etmez. Kardeşim, ağzını kokutacak şey yeme. Karanfil ihtiyacını böylece kesmiş olursun. Evet. Ekonomik çözüm bu. Ayrıca Niğde gazozu, yani bu içilemeyecek Niğde gazozunu adeta içine kolonya sıkılmış şekerli su formatındaki Niğde gazozunun İstanbul'u işgal etmesine ben burada alenen kınıyorum. Geçen gün mecburen içmek zorunda kaldım. Karanfil var mı dedim sizde? Yok dedi. Burada yakınlarda bir mentici var mı dedim. Var dedi köşede. O zaman bir şey soruyormuş gibi yapıp kasede bulunan kuru karanfillerden iki tane bana organize edebilir misiniz dedim. Edemem dedi. Hem dedim bu gazozu satıyorsun hem de köşedeki mantıcıdan iki tane karanfil kurusu organize edemiyor musun kardeşim dedim. Bu nasıl bir esnaflık dedim. Bak dedim, esnaflık da yoktur dedim. Her şeyin çaresi var. Çaresi var. Haklısın abi, çok özür dilerim dedi. Gitti dört tane getirmiş. Al dedim bu iki tanesini sen at ağzına. Şu iki tanesini de Niğde gazozuna at dedim. Attı. Tamam dedim, şimdi bunların hepsini dök dedim.
Çöpe attırsaydın. Kokar çünkü leş gibi. Bu nasıl bir zihniyettir kardeşim? Şimdi eğer bir insan 5 tane üst üste Niğde gazozu içerse ki Alper Teker gayet iyi bir durum bunu. Evet, evet. Falcıya da gider. falcıya da gider. Şeye de gider kardeşim. Kebapçıya da gider. Totoşluğun başlangıcı ilk önce falcılarla başlamış tarihte. Buradan Alper Teker'e kadar gelmiş. Bugüne kadar gelmiş. Evet. Bir süreçtir bu. Evet. Evet. Alper Teker. Dolayısıyla şu anda içim büyük bir acıyla burkuluyor herhalde. Büyük bir Suat Say'ın burkulmasıyla burkuluyor. Bunu tahil bile edemiyorum. Büyük geçmiş olsun kardeşim. Evet. Acil şifalar diliyorum. Numune yakın buraya. İstersen gideyim sana damardan iki serum. Şu anda bir limonata rengi emdirtelim. Bir de standart şeye seruma benden 4000 yen nakit çalışır. Nakit. 4 tane binlik olarak yen veririm. Küçük paradan bahsediyorsun. Küçük para bunlar. Ama para. Ama para bunlar çalışılıp kazanılan evet. Paralar. Bunlar bir miras değil. Alın teri kardeşim. Alın teri çıl. Bak alnın terlemiş. Evet. İki saattir burada vık vık konuşuyorsunuz. Tavuk gibi bana burada beni gıklatıp duruyorsun. Şeyden beri, iki saatten beri. Binaenaleyh değerli dinleyenler, kaybedenler kulübünün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Hepinize iyi geceler dilemek istiyorum tabii. Eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur sayın dinleyenler. Hoşçakalın. From the bars of Wisconsin to the clip joints of LA, I've been killing time while trying to meet this kid's all gay. They're them people who throw bottles. They're them people who throw flowers. They're them people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around. Turned down, I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been ooh, 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 ooh. Oh, I've been ooh, ooh, ooh. All the things that you see, all the sounds that you hear seem to have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside. You feel you don't belong. And the busman shouts, get up there, son. Say I'm one more song. Yeah.
destination. Now I'm coming home. So tell the girls that I am back in town. You better tell them to beware. Where they may go or they might try to hide, I follow on and I'll be there. So tell the girls that I am back in town. And if it's true, I do not know that every girl around has missed me since that I am back in town. You better tell.